Türkiye'nin bonusu bol yasal bahis sitesi birebin.com, Aygün Özipek, Yılmaz Derin ve Kerim Öztürk'le muhabir masasını sunar. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Muhabir Masası'ndan herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Bu salı gününde de Muhabir Masası'nda ben Kerim Öztürk. Ben Aygün Özipek. Ben Yılmaz Dirim. Yine sizlerle birlikteyiz. Son kavurucu dakika... sıcakta alın teri döken insanlar var şu an biliyorsun karşımızda. Ama son dakika gelişmesini sen ver çünkü Beşiktaş'ı evet. Çok yakından takip ediyorsun sen Kerim. Evet, bir son dakika gelişmesi Beşiktaş, Rasilva transferini artık resmen duyurdu diyebiliriz. Hayırlı olsun. Okan Buruk'un açıklaması vardı bu konuda, biliyor musun? Evet. Çok talip var istiyorduk dedi ama çok talip var dedi. O şimdi sosyal medyada Mourinho'nun da benzer bir açıklaması vardı. Ama yani tersi bir açıklama. Evet. Mourinho istemiyor yönündeydi. Aynen. Okan Hoca istiyor. Beşiktaş aradan hani var ya sıyrılarak hani favori plase bir de sürpriz var ya. Evet, o aradan sıyrılarak bitirdi. İyi para aldı. İyi para yalnız. İyi para. Ya söylenen paraları bu arada söyleyelim. Portekiz basınının söylediği. Bu kap açıklaması bunlar. Bizim için daha önemli. Tabii, ama Portekiz iddia diyelim, iddia diyelim. Rakamlar, iddialar. Bu bir kere sözleşme 3 yıllık olacak. O kesin gibi bakılıyor. Yıllık 6 milyon euro maaş, 10 milyon euro imza parası verildiğine dair. İmza parasını 3 yıla bölerler. İddialar var. Büyük bir ihtimalle imza parası veriliyorsa Sayın Hüseyin Yücel zaten bunu kendisi karşılayacaktır diye tahmin ediyorum. O rakamlar varsa. Benim edindiğim kaynaklardan edindiğim giderken bilgiler geri almayacaklar bu mi? Rakamların giderken geri almayacaklar yok. Mı? Öyle mi? Öyle. Ha öyle mi? Tabii iyi bir edecek. Bu rakamların gerçeği yansıtmadığı yönünde iddialar var. Ne ama anlamda? Daha düşük, fazla? Daha düşük olduğu söyleniyor rakamların. Ama Beşiktaş'ın kap anlaşmasında şöyle bir durum var. 4 milyon euro üzeri her şeyi kapa bildirmek zorunda Beşiktaş. Yani 4 milyona kadar rakam bildiremeyebiliyor. Ama 4 milyon euro ve üstündeki tamam, her şeyi kapa bildirmek durumunda. Sponsor desteği eder. Ya olabilir. O maaşı, sponsorlar çok var Türkiye'de biliyorsun. İsmin açıklanması. İsminin açıklanması yok öyle değil. İsminin açıklanmasını istemeyen sponsorlar. İstemeyen sponsorlar. Ya burada zaten İyi transfer, ben sana söyleyeyim. Oyuncunun geliş sürecinde de o büyük bir ihtimalle maddi konuda da Sayın Yücel'in ciddi anlamda bir desteği olacaktır diye tahmin ediyorum. Onu da söyleyeyim. Sayın Yücel'in zaten daha önce Beşiktaş yönetim kurulu ilk seçim döneminde vermiş olduğu bir söz vardı. Başakşehir'le basketbol takımını birleştireceğiz, ikisini bir araya getireceğiz diye. Evet, oraya bir yatırım yapacaktı. O zaman daha o sonra yatırım bundan durdu mu? Durdu. Basket yatırımı durdu. Oraya vereceği desteği futbol takımına verecek. Ama keşke verecek. Basket takımına destek versin. Keşke. Belki önümüzdeki yıllarda o da olur. Ama hep söylüyoruz. Ya Fenerbahçe Beşiktaş çok eleştiriliyor ama Fenerbahçe 12-13 branşta şu anda biliyorsun olimpiyatların çok sporcu gönderen kulüp. Gönderen kulüp ve basketbolda da yani Euroleague'de. Beşiktaş'ın bu sene Euroleague yine hayal oldu bu arada. Hani o yine vaatler içerisindeydi. Valla Beşiktaş taraftarını mutlu eden bir transfer oldu. Yani futbolu bilen herkes herhalde Rafa Silva'nın kariyerini anlatmaya gerek yok. 31 yaş çok da büyük değil. Yani Türkiye Ligi'nde gayet iyi oynayabilen. Bugün işte Avrupa Şampiyonası'nda görüyoruz. Yani Avrupa Şampiyonası'nda dün Modric oynadı. Yaşında. Pepe 41 yaşında Pepe 41 hala oynuyor. Yaşında. Ronaldo 38 yaşında hala. Valla 41 kere maşallah olsun. Maşallah. Yani, dolayısıyla Türkiye formda. Ligi için bence iyi bir transfer. Oyuncunun kalitesine bir şey yok. Beşiktaş taraftar Talişka diyordu. Belki Talişka gelmedi ama. Talişka Fener'e geleceği için belki Silva'ya döndüler. Talişka'nın ayarında bir isim geldi. Bakalım yaşayacağız göreceğiz. Tabii Türkiye çok büyük isimler geldi. Bak Mayıslar bizimdir demiş ki Okan Hoca ilgilendik ama ücreti fazla diye artık gündemimizde yok dedi. Yarım yamalak söylemeyin demiş. Mayıslar bizimdir mesajını da okumuş olduk. Olabilir. Ücreti kime göre yüksek? Icardi'ye göre düşük bir ücret. Ndombele'ye göre ortalama bir ücret. Zaha'ya göre düşük ücret. Düşük ücret. Yani şimdi neye göre yüksek, neye göre düşük. Ona göre bakma. O şekilde değerlendirmek lazım olayı. İyi transfer. Yani beğendi. Şöyle değerlendirmek lazım. 30 milyon, 20 milyon, 15 milyon. Ona mı bakmak lazım? Oyuncunun sana getirisini mi? Beşiktaş'ın içinde bulunduğu bu kaos ortamından çıkmak için gelecek sezon bir başkanlık seçimi olduğu için bu yönetiminin artık her şeyden kendileri sorumlu olduğu bilinciyle yapılan transferlere mi bakmak lazım? Şu önemli biliyor musun? Bak aslında sıkıntı senin ilk söylediğin Yılmaz.
Beşiktaş'ta artık taraftar küsmüştü. Ve herkes evet. bir şey istiyor. Yani taraftarı, takımı ateşleyecek, tekrar taraftarı bir araya getirebilecek, kenetleyecek, işte forma sattıracak. Onu görmek için stada gidilecek futbolcular görmek istiyordu. Çünkü Fenerbahçe'de bu var. Galatasaray'da bu isimler var. Şimdi. Ama Beşiktaş'ta uzun süredir yoktu. Rafa Silva totalde baktığında 28 milyon euroluk bir maliyetten söz ediliyor. Bu bir iddia, tekrar söylüyorum. Evet, yüksek mi? Kime göre yüksek? Bugün orta sahaya iyi bir futbolcu alıyorum dediğinde, al işte devre arasında Muçi'ye verdin 12 milyon euro. Bonservis. Musrati'ye verdin. 11 milyon euro yani. Bu oyunculara zaten bu paraları vermek zorundasın getiriyorsan. Ha şu denilebilir. Kardeşim bu kadar para verme, potansiyel bir oyuncu bul onu getir de, Beşiktaş'ın o kadar sabrı yok. Bak Fenerbahçe potansiyel oyuncu getirebilir bu kadronun içerisine. Der ki kardeşim ben bir tane potansiyel oyuncu var. Galatasaray'da getirebilir. Çünkü kadrosu zaten kaliteli. Elinde patlatır. Buna eyvallah. Ama sen potansiyel oyuncu getirebilirsin. Neydi Galatasaray'ın Barcelona'dan transfer ettiği? Yusuf muydu? Yusuf Demir. Ne oldu? Ama o şeye, ama o şeye takıldı. Yerli yabancı statüsüne takıldı. Tamam abi de. Onu kullanamadılar o dönem. O dönem kullanamadılar. Bu sezon kullanabilirdi. Bu sezon kullanabilirdi. Ama elinden çıkarttı. Ama oynatamadı bir sene boyunca. Oynatamadı. Sıkıntılar ya, yaşadı. Nerede Yusuf Demir ama? Ya gelinen nokta sevgili Kerim. Böyle patlama ihtimali de var ama Rafa Silva'nın patlama ihtimali daha düşük. Rafa Silva'yı eğer birileri eleştiriyorsa ben onu Rafa Silva'yı buradan Katar'a satarsın. Ben sonra Suudi Arabistan'a satarsın. Suudi Arabistan'a, Amerika'ya satarsın. MSL'e satarsın. Yani rahat rahat satılır. Ya yani elinde kalacak bir futbolcu değil. 31 yaş çok büyük bir yaş da değil. Tekrar değil tabii söylüyorum. Canım. Yani değil tabii. Futbolculuğun ergenliğinde 45 maçta her yıl 25-30 gole katkı var. 47 maç, 47 gol, 48 asist. Az işte yani. Ortalaması 30. Ortalaması 30 gole katkı. Bahsettiğimiz isim dünya futbolunda yer etmiş. Dünya şeyden dolayı eleştiriyor. Önemli isimlerinden biri. Portekiz milli takımında yer almıyor diye eleştiriyorlar. Almasın, almasın. Ama yani şimdi ona bakarsan Türkiye milli takımında yer almayan da ne oyuncular var? Yer alıp da oynamayan oyuncular var. Yer alıp da oynamayan bir şey var şimdi yani. Var. Golcüm yok diyorsun. Abi onu bırak. Türkiye'nin şu anda en değerli futbolcusu kim? Bak tartışmayı bırakın. En değerli futbolcusu kim? Milli takımda mı? Hayır, genel olarak Türk futbolu denildiğinde ilk akla gelen isim kim? Arda değil mi? Arda gelir. Tabii Arda gelir. O adamı biz oynatmıyoruz mesela milli takımda. Yani kriter buysa. Ama yorgun o. Yorgun. Doğru. Şimdi oralar biraz karışık. Yorgun. Bence oralara şimdi girme çıkamayız. Az içinde. Sonra basın belki zaten basın toplantısı. Şimdi zaten Montella TRT açıklamalar yapıyor. Evet. TRT açıklamalar yapıyor şu anda. Oradan da herhalde tahmin ediyorum basın toplantısına gidecek. Saat 19 yani. Türkiye saatiyle 19. Oranın saatiyle 18 itibariyle de Montella'nın ve bir futbolcunun basın toplantısı var. Eğer başlarsa hemen biz orada canlı yayına gideceğimizi belirtelim ama bizim bugün konuşacağımız konu hakikaten Rafa Silva. Evet. Yani bence hiç kimse kızmasın, hiç kimse eleştirmesin. Bu ücretlere, bu oyuncuları ancak bu fiyatlara getirebilirsin. Tabii. Bunun dışında getirebilecekleri seni ayak kırıklığına uğratır. Sözünü de şöyle keseyim. Rafa Silva bugün Avrupa'da da herhangi bir takıma gitse zaten 5'in altında maaş almaz. Ya Suudi Arabistan'dan Rafa Silva için yıllık 12 milyon euro. Bak kendisine ödenen sadece yıllık ücretinden bahsediyorum. Tercih midir? Tercihtir. Bu tercihte bulunan oyuncular oldu mu? Oldu. Messi oynuyor ancak ya, bazıları Ronaldo oynuyor. Bazıları Avrupa'nın içinde kalmak istiyor ya da Avrupa futbolunun içinde kalmak istiyor. Şimdi bir de şöyle bir sıkıntı var. Suudi Arabistan özellikle bu turnuvada bunu çok hissettik. Bilmiyorum siz hissettiniz mi de? Arabistan'da sezonu Arabistan futbolunu oynayarak geçiren bazı oyuncular turnuvada ne kadar hazır olmadıklarını gördük. Evet. Şimdi ülkeler arasındaki kalitesi futbol aslında. Ve kalitesinden kaynaklı bu şey bu zaten. Gelinen noktada tercihtir. Suudi Arabistan futbolunu tercih edip futbolu mu parayı mı tercih eden oyuncular var mı? Var. Sadece futbol için kalıp daha az. Icardi mesela örneği. Evet. Bize aylarca, yıllarca, günlerce verilmedi mi bu algı? Suudi Arabistan'dan ciddi anlamda bir transfer teklifi, yıllık işte 15-20 milyon eurolar maaş teklif edildi ancak Galatasaray tercih etti söylenmedi mi?
Aynen öyle. Bu arada Rafa Silva ile Icardi aynı yaştalar. İkisi de 31 yaşında. Hani karşılaştırma için söylüyorum bunu. İkisi de aynı yaşta. Galatasaray'ın bunu transfer ettiği Batshuayi de 30 yaşında. 30 yaşında evet. Ya bu karşılaştırmaya gerek yok arkadaşlar. Yani Rafa Silva'yı getirmişsin artık. Neyi karşılaştırıyorsun? Ya bence de karşılaştırmanın hiçbir anlamı yok. Yok şeyden dolayı Beşiktaş'a insanlar... hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İyi transfer. Beşiktaş'ın o yıllardır en büyük eksiklerinden biri Rafa Silva tarafından tribüne zaten taraftar hiçbir zaman yalnız bırakmadı. O ayrı. Gündü ama bırakmadı. O ayrı bırakmadı. Şimdi çok daha başka bir Beşiktaş taraftarını göreceksin tribünde. Tabii stoperde de çok iyi işler yapıyor. İşte Hamas gelecek. Büyük ihtimalle o da eli kulağında sözleşmesi bitmek üzere. Paulista geldi ki stoper sorununu da bu şekilde çözecek gibi görünüyor Beşiktaş. Benim bu arada bireysel anlamda Kerem Öztürk olarak benim beklentimin üstünde transferler yapıyor şu anda kulüp. Çünkü daha henüz ilişik kesilebilen bir futbolcu yok. Tek atımlı kurşunları kaldı. Son kurşunlarını kullanıyorlar. Çünkü ilişiği kesilmiş henüz yabancı futbolcu yok Beşiktaş'ta. Daha bunların satışları var işte. Fredel onun için geldi. Belki de görecek hoca ona göre karar verecek. Yani tabii şu an kadrodaki kadro dönemini geçirecektir ama anladın şu mı? Anda... Bir bakacak yani ne oluyor ne bitiyor. Belki de göndermeyecek. Belki yararlanacağım onlardan diyecek. Şimdi biraz da finans alanından baktığın zaman elinde şimdi ciddi bir para çıktı buradan da. Tabii. Onu söyleyelim. Bakayım şöyle belki bir gerçek isimler, vardı. Bazı isimler bundan dolayı satışları olmayabilir Kerim. Valla Fredel şu anda Copa America'da yerinde takip ediyor. Orada hem oyuncu bakmak adına hem de elinde olan oyuncular işte Beşiktaş'ın ben elinden çıkarmaya çıkıyor. Hikayesini anlayamadım ben ya. Abi oyuncu satmak için geldi ya. Ya bir anda böyle yani Galatasaray'ın eski kalecisi bir sezonluğu var ama herhalde orada yani çok uzun süre oynadı yani. Oynadı. Ciddi de maçlar çıkardı. Fred'in. Bir anda burada görünce ben şaşırdım. Ya ben hiç beklemiyordu hiç kimse ama resmi şimdi, bir sıfatı ya resmi da yok. Resmi statüs yani. Sıfatı yapıyorsun ama oraya baktığın zaman da Samet'in var. Sayın Aybabam var. Tabii. Feyyaz Hocam var. Feyyaz bir transfer komitesi var. Hüseyin Yücel var. Şey içerisinde yine... Komitenin içerisinde yer alan. Transfer komitesi. Neyse yani çok isimler var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir anda bu ismin gelmesi beni şaşırttı. Orada network'ünden faydalanmak için abi. Yani şimdi Samet Hoca'da da o network yok. Sayın Yücel'de de o network yok. Karışıklık olmayacak mı? Yok orada şöyle aslında Fredel'e verilen iş tam olarak. Sen bu network'ünü kullan. Orada oyuncuları elimizden Quaresma'nın çıkarmamız gereken çok oyuncu var. Quaresma'nın bu transferde bir etkisi olmuş mudur? Valla olabilir. Konuşmuştur kesin. Gelmeyeyim mi diye. Portekizler konuşurlar. Birkaç yerde gördüm. Bak, en azından sormuştur Rafa. Teşekkür ediliyor. Ya en azından sormuştur Rafa Silva. Ben sana yani. Söyleyeyim Nani'yi bile aramıştır belki de. Belki de. Ne yani. Sana söyleyeyim yani bunlar çünkü gelmeden önce. Canım gelmeden oyuncular. O ülkede ben, yani belki Mourinho bile aramış olabilir. Gideyim mi gitmeyeyim mi diye. Şey tabii işin esprisi de o. Santos demiştir madem Silva'yı alacaktınız beni niye gönderdiniz diye. Santos şey yapıyor olabilir. Ya bakalım. Bu arada şunu da söylemek lazım tabii. Şimdi ben çok üst perdeden konuşmayı doğru bulmuyorum. Bu ülkeye kimler de geldi. Çok büyük başarı olamadan da gitti. Diyerek hiçbir şey yapamadan da gittiler. Havalimanında omuzlandılar karşılandılar sonra tek başına. Giderken arkasında kimse yoktu. Kimse yoktu. Yani, bunları da gördük. İnşallah binlerce onlar olmaz. Binlerce taraftar yani. Karşılayıp yalnız giden oyuncular. Evet şimdi Rafa Silva'nın uçağında bir aksilik olmazsa 8.30'da inecek evet, Atatürk Havalimanı'na. 20.30'da indiğinde o zaman orada da görürüz. Bak yanına yani. Birkaç iyi daha. Hani iyi derken iki şöyle. Kanat abi artık. Artık. Yani iki kanada kaldı iş. Ne kaldı? İki abi kanat. İki kanat bir forvet. Aboubakar'ın gittiğini öngörüyoruz. Gidiyor tabii mu peki? Ki. Gidecek mi Aboubakar? Aboubakar'ın her zaman piyasası var. Oradaki mevzu da şu. Aboubakar ben kalıp kendimi kanıtlamak falan... istiyorum diye bir şeyin ne açıklamasını okumuşsun. Şöyle onun açıklamasının açılımı Yılmaz. Benden bonservis istemeyin. Elime verin bonservisi. Ben gideyim. O açıklaması. Nereye oyuncu gidecek? Tarafı abi Katar. Her zaman Katar'a Suudi Arabistan'a piyasası var. Ki Avrupa'da da piyasası var Aboubakar'ın. Yani yer bulur orada. Avrupa'da parayı alamaz. Bu parayı alamaz. Bir de bakacaklar istatistiklerine devamlılığı da yok abi. Tabii ama Suudi Arabistan'da Katar'da o paraları alır. İyi de para alır oynar. Oradan gelmişti zaten Beşiktaş'a ikinci döneminde. Beşiktaş oyuncudan para kazanmak istiyor. Bakın Suudi Arabistan pazarı evet. Oyuncu var ama yine ben tekrarlayacağım. Oyuncuların özellikle Avrupa yaşantısını benimsemiş oyuncuların gitmesi çok zor oralara. Gidenlerin
geri döndüğünü görüyorsunuz zaten. Ya orası öyle, Abubakar da gitti geldi sanırım. Abubakar'ın bu son bir sonraki adresinin orası olabileceğine ihtimal vermiyorum. Beşiktaş'ta kalabilir aslında. Ya işte hoca görecek, karar verecek. Taraftarla artık bundan sonra yıldızının barışacağını çok zannetmiyorum. Çünkü o iki gole bakar biliyor musun sevgili Kerim? Vallahi iki gole bakar. Bir tane ceza sahası dışından, bir tane de ceza sahası içinden iki çalım, üç çalım, bir de kaleciyi çalımladın. Panelkanı yaptın orada, bak bitti o işler. Ya olabilir, doğrudur. Ona bakarsan Burak Yılmaz da bu taraftar barıştı. Yani kimlere kimlerle barıştı o ayrı bir mevzu da. Fenerbahçe taraftar Mert Hakan'la barıştı. İrfan'la barıştı. İrfan Can'la barıştı. Doğru. Abubakar giderse bir forvet, iki de kanat bakıyorlar abi. Üç kişi yani. Üç kişi bu saatten sonra. Şu ana kadar kaç kişi alındı? Hummels'ın alındığını varsayıyorum. Hummels'ın alındı. Üç kişi. Üç, toplam aldılar. Altı. Toplam altı tane transferle bitirecekler. Alanya Spor'dan bir futbolcu konuşuluyor. Beşiktaş da istiyormuş galiba onu. Alanya'dan. Alanya Spor'dan bir... Oğuz Aydın mı? Oğuz Aydın ha. Oğuz Aydın ismi Galatasaray'a da geçiyor. Galatasaray daha fazla evet. Şimdi başkan bugün açıklama... Yani. Bugün başkan açıklaması var ya. Özgür Sancar açıklama yaptı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın talipte bulunduklarını ama sadece bir dostane merhaba. Ama sonraki hamleleri gelmedi dedi. Ama bugün Beşiktaş'ın ben sana söyleyeyim daha fazla transfer yapması abi lazım. Abi Beşiktaş'ın şimdi bu bahsettiği kadro zaten yeterli değil. İlk 11. Göndermesi gerekenler ilk 11. Var abi. Heh. Beşiktaş'ın gitmesi gereken oyuncular var. Beşiktaş'ın çok ciddi bir yerli sorunu var. Bak çok ciddi. Oğuz Aydın o yüzden mesela peşinde koşuyorlar. Beşiktaş'ın tamam hani bu sene 12 tane yabancı oyuncuyu alacaksın. 11'i sahada olabilecek ama Mia Zeiss gelebilirse. Geri kalan 9 oyuncu. Gelebilirse. O geçen seneydi abi Zeiss. Hala var biliyor hala musun? Hala var ilgi. Ben sen o konuda çok iddialısın Yılmaz. Ben hala o konuda çok iddialıyım. Mihail'e ilgili ben de sana söyleyeyim. Bak Mia Zeiss'a Trabzon'da devreye girebilir. Yarın öbür gün ben sana söyleyeyim. Trabzon oraya şeyi aldı ama. Fark etmez ki. Geniş Ozan, kadro yapalım. Ozan Tufan'ı aldı. Ama Ozan şimdi devamlı olacak mı olmayacak mı? Şimdi seneye bir diyorsun 11 yabancı oynayacak. İşte 11 oynayacak. Geri kalan 9 oyuncunun 8'inin Türk olması lazım. Beşiktaş'taki en büyük sorunlardan biri bu. Alt yapıdan yani biraz takviye. Yeteri yapacak. Kadar kaliteli eğer Türk var. Eğer alamazsa alt yapıdan takviye yapacak. Yapacak işte. Demir Ege var. Semih var elinde. İşte genç çocuklar var. Yine oynaması düşünülen. Necip işte. Var Necip. Necip var tabii. Necip var şey var sol bekte. Bir kalede oynamadı Necip değil mi? Şey yerli statüsünde kalecim Mert'in de var senin baktığın Mert zaman. Zaten yerli. Bakacağız yani ama bunların dışında yani bu 6 transferin dışında en az 3 tane daha kulübe transferi yapması lazım. 3 toplam 6 transfer daha yani. 3 yani evet, totalde 6 transfer daha yapması lazım. Tabii gidecekler arasında Getson konuşuluyor. Getson galiba gitmiş mi? Öyle bir şey konuşuluyor. Gitti değil. Getson'un ismi konuşuluyor. Zenit'in hala var. Bahtiyar'ın yine Zenit'e gitme ihtimali söz konusu. Bahtiyar da yerli statüsünde. Ben o zaman Getson tutarım ama ya. Belki işte Getson. Rafa Silva'dan sonra nasıl bir yapılanmaya girecekler? Çünkü Rafa Silva bak, orada varsa Rafa Silva, Musrati, Mucci, Getson birbirine benzeyen oyuncular. Hepsi evet hepsi. Yani birbirine benzeyen oyuncular. Belki Getson'u satıp Mucci'yi 8 numaraya çekip işte Mucci'yi de satabilir. Belki Mucci'yi satıp 6-8 Getson ve Musrati'yi i̇şte oynayıp. Gelecek dediğin oyuncular. Bu gelecek işte önemli. Mucci. Şimanski Fenerbahçe'de. Bunlar önemli oyuncular. Bakalım hep birlikte yapılanmayı göreceğiz ama şu bir gerçek. Şunu ben geride sen kalan... Sen şu ana kadar yapılan hamleleri... Doğru buluyorum. Doğru mu buluyorsun? Burada artık bir kadro yapılanma, yani bir planlamayla yapılanma yapılıyor. Yani en azından son 3 yıldır Beşiktaş'ta hocanın haberi olarak bir yapılıyor şey değil mi bu? Hocanın haberi var. Rafa Silva'dan hocanın haberi var ama hocanın haberi vardır. Artı şöyle ya bir durum var. Ya Rafa Silva'dan kimsenin haberi olmasa da olur Aygün abi. Şöyle ya. Bir durum var abi. Beşiktaş'ta bu zamana kadar oyuncu alıyordu da neden aldığını bana bile haber vermeden alabilirlerdi yani. Yani neden olduğunu kimse bilmiyor. Oyuncu hangi mantıkla oraya alındı bilinmiyordu Beşiktaş'ta. Şimdi artık bir mühendislik var işin içerisinde. Bir kadro mühendisliği var. Onu yapıyorlar. Bence de kötü bir hamle değil. O zaman sana şöyle bir aramız var. Araya gidelim. Arası. Aradan tamam. Sonra muhabir masası devam edecek. Türkiye'nin bonusu bol yasal bahis sitesi birebin.com'un sunduğu Aygün Özüpek, Yılmaz Zirin ve Kerim Öztürk'le muhabir masası devam ediyor. Muhabir masası sevgili Kerim Öztürk, sevgili Aygün Özüpek'le kaldığı yerden devam ediyor. 19 maçları Euro 2024 turnuvada Fransa, Polonya, Hollanda, Avusturya maçları da artık dakikalar kaldı. Ne yani, diyorsunuz bu maçlar için? Fransa en zor gruplardan bir tanesi. Ne anlamda? Yavaş yavaş artık evine dönenler belli şöyle, oluyor. Hollanda, Fransa ikisi de her an grup lideri olabilirler. Bu maçların sonucuna bağlı.
alınacak skora göre yine diğer takımlardan en iyi üçüncü olma ihtimali olan takımlar var. Hollanda tribünlerini görüyor musun? Tek renk. Görüyorsun tribünleri falan. Harika bir atmosfer var. Evet, ben sana şunu sana söyleyeyim. Tam bu maçlara geleceğiz de demin Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Beşiktaş'ın şu anda bir 6 transfer daha yapacağını söyledin. 6. 3 yabancı. 3 yabancı. Yerli de 3. Kesin dedi. Ama yedek kulübesine bir şey daha söyleyeceğim. Lazım. Hayır, yapacak değil. Lazım. Tamam, toplam 6 veya 7 ama olabilir. 5 olabilir. Yönetimin söylemi 5-6 transferle tamam. Kapatacağız Mert'in sezonu. Durumu ne? Mert'te bir sıkıntı var. Bak, abi bugün Mert'in, de oynayamayacak büyük ihtimalle. Mert'in durumu... Uğurcan diyorlar veya Altay diyorlar. Uğurcan. Bu sefer Uğurcan herhalde oynar da. Mert'in durumu hiçbir şey yoktu. Evet, yani ya sezonu da çok iyi geçirdi. Nasıl sakatlandığını anlayamadım ben yani. Herhalde bir ağrı hissetti dediler. Yani çok öyle büyük bir sakatlık da söz konusu değil. Bir ağrısı hissetti dediler. Valla bizim her zaman olduğu gibi bir resmi açıklama gelmiyor işte. Şu oyuncunun şurası şöyleydi. Bundan dolayı oynatmadık. Kampına doktorlar açıklama yapmadığı sürece bir şey yapamazsın şu an. Buradaki doktorlar görmediği için. Yani hiç kimse bir şey demiyor. Ama belki mesela Arda'nın durumunu da bilmiyoruz dedik ya. Yani ki birisi Hakan çıktı sakat dedi. Hoca çıktı yorgun dedi. Hayır, hoca yorgun dememiş arkadaşlar. Tercüman hatası o. Ha, çeviri hatası mı? Çeviri hatası. Yok yok, değil Aygün abi. Abi ben birebir konuştum. Hatta Yasin Yıldırım da bağlandı Sözcü'den. O çocuğu daha önce de Prandelli döneminde de bu tip hatalar yapıyormuş. O dönemde de hocanın söylemediği cümleler. Madem öyle Aygün abi. Şimdi toparlamaya çalışıyorlar. Kaç gün geçti? Bak ama şimdi devamlı bak. Hoca demiş ki kasık demiş. Tamam. Bu çocuk yorgun demiş. Şimdi başladılar bak, hep kasık 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 demeye başladılar. Ama bu çocuğun hala görevde kalması hata. E tabii öyle yani, iş oraya gelmişse koskoca milli takımda iki tane lafı farklı yere çevirip bu, ve o günden bu bugüne şahıs, kadar da. Bak bu arkadaş yorum da yapıyormuş kendi. Konuşurken sen konuşuyorsun ya. Mesela anlatıyorsun. Bütün tercüman arkadaşlarımız genelde yorum ama atar. Bu biraz sıkıntılı. Kötü sözleri eleyerek başka ama bir bu biraz sıkıntılı. Anlatmak istediğini en azından ama dile getirmeye çalışıyor. Ama bak bu çocuk daha önce Prandelli döneminde de denenmiş. O dönemde de hocayla büyük sıkıntılar yaşanmış açıklamalar arasında. Şimdi burada da bu varsa bir sıkıntı var. Yani sen milyon eurolar harcıyorsun. Yok muymuş başka İtalyanca bilen insan? Türkiye. Vardır abi, olmaz mı ya? Yüzlerce vardır yani, ben sana söyleyeyim. Binlerce vardır da. Milyon eurolar tamam, harcıyorsun. Hadi Aygün buradan abi. 633 tane misafir götürüyorsun. Atletiklerden başkanları Aygün götürüyorsun. Tamam, kabul ediyorum. Yasin Aygün Yıldırım abi. Ben Almanya'dan söyledi. Tamam doğru. Tamam, doğru olduğunu da kabul ediyorum. Peki o günden bugüne neden çıkıp birileri demiyor o gün yanlış bir basın toplantısında yanlış telaffuz edilmiştir? Yine iletişime dönüyorsun. İletişim kopukluğu var işte, onu anlatıyorum her sana. Her zaman var ama. Her zaman var. Sorun. En büyük sıkıntı iletişimsizlik milli takımda. Ve sen milli takımla ilgili bir şey söylediğin zaman seni federasyon başkanı hain ilan ediyor. Maalesef. Hain ilan ediyor ya, böyle bir şey var mı? Sen bir eleştiri yapıyorsun, bundan hain diyor. Bugün... Gene bizi gene sosyal medyada Arda Güler muhabbeti. Ben aynı sana söylüyorum. O görüntüler falan hoş görüntüler değil. Net sana söyleyeyim ama federasyon başkanı açıklamasına baktığın zaman da o görüntülerle ilgili ters yorum yapanların herkes haini ilan etti. Şeyi milli takım başarısız yani olmasını Aygün istedi. Aygün abi demişken bak ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak milli takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Hain demiş. Demeye getiriyor yani. Kim bunlar abi? Söyleyin o zaman. Kim İsim ver, isim ver. Ahmet de, evet. Mehmet de, Aygün de. Yani. Aygün de ne bileyim Kerim de, Yılmaz da. Kim abi bu? Ortaya bir şey atıyorlar, tamam mı? Ondan sonra geriye çekiliyorlar. Bu işte bak, federasyon başkanı yaptı, bu çok tehlikeli bir şey. Katar'da da şeyde, Suudi Arabistan'da, Riyad'da da aynısını yaptı. Ortaya Sayın Ali Koç'u attı. Ali Koç üzerinden biliyorsun düşünce kendi hatalarını başkasının üzerine atmaya çalışan bir federasyon başkanımız var arkadaşlar. Ve devam ediyor, diyor ki bizim çocuklar bizden olmayanları. Allah'ım ya Rabbim. Bizden olmayanları diyor, yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğraşacaklar diyor. Ya oynama. Bizden abi, olan kim? Bizden olmayan yani, kim? Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben evet... eleştirilebilir. Tercihler eleştirilebilir. Şu olur, bu olur, bilmem ne olur. Ben olaya nasıl bakarım biliyor musun abiciğim? Ben buradaki işin dışında trafikte anlatan bir adam, İstanbul trafiğini bilen, İstanbul trafiğinde ne olduğunu, ne kaldığını bilen bir adam. Türkiye'nin maçının olduğu iki günde de, tamam mı? İki gün. Yani son iki maç oynadı ya. Sokaklar bomboş değil mi? Adam yoktu, adam dışarıda. Evet. Bak adam yoktu dışarıda. Bu denli kim, bu takıma kim, destek işte veriyor insanlar. Sevgili Kerim kim? Ben de merak ediyorum işte. O ötekileştirdiğiniz insanlar kim? Ha burada ne diyorlar? Hain yaftası yapıştırdığınız insanlar kim?
Hep böyle süslü cümlelerin arkasına saklanarak kendi başarısızlıklarınızı, o gün Arda ile Montella arasında yaşanan bir olayı, yani çıkın iletişim hatası yaparak, yani konuşmaktan aciz, durumu özetleyemeyecek şekilde, yani milyon, Aygün abin dediği gibi milyon eurolar harcanmış, milli takımımız orada, bir başarıya ihtiyacımız var. Gelinen nokta, her şeyi elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Ve bunu da sizden kaynaklı değil, sizi istemeyen, sizin orada olmanızı istemeyen, işte milli takımı önünüze duvar örerek milli takımın başarısını istemeyenler diye böyle süslü ya ne alakası var? İnsanları aksine, kandırmaya çalışıyorsunuz. Aksine ben şunu söylüyorum kardeşim. Bu arada Montella. Evet, Montella'nın basın toplantısına gidelim. Çekya Türkiye maçı saat 22'de yarın biliyorsunuz. Vincenzo Montella ve İrfan Can Kahveci basın toplantısı düzenliyor. Canlı yayına gidiyoruz. Türkiye'nin bonusu bol yasal bahis sitesi birebin.com'un sunduğu Aygün Özipek, Yılmaz Zirin ve Kerim Öztürk'le muhabir masası devam ediyor. Evet, muhabir masası devam ediyor. Montella, ben sana bir şey söyleyeyim. Montella basın toplantısı, Montella basın toplantısı yaptı. Şimdi biz Vedat bir televizyondan bastık tabii, yurt dışında olduğu için. Şimdi Montella'nın tercümanı, açı söyleyeyim, Montella 5 dakika konuştu, tercüman konuşmadı. Bazılarını çevirmedi bile. Ondan sonra ben nakden yayıncı kuruluşa geçtik. Yani BİN'in yayınına geçtik. Doğru söylüyorum değil mi Vedat? BİN Allah'tan içeriden bir şey tutmuş. Kendi elemanı. Anadolu Ajansı'nın yayını. Yani neyse, Ajans. Ajans'ın yayını. Oradan öğrenebildik ama çok şey kaçırdık, ben size söyleyeyim. Yani niye tercüman tercümanlık yapmadı, niye çevirmeden anlamış değilim. Yani bu demin de sosyal medyaya baktım. Birçok kişi, gazeteci de bu anlamda isyan ediyor. Özellikle tabii bu çevirmelerde çok fazla yorum yaptığından ve yanlış çevirdiğinden dolayı belki de çok fazla topa girmek istemedi tahmin ediyorum çevirmen, ama yani milyonlarca kişi ne söylediğini anlamış değil şu anda Montella'nın. Valla biz de işte yayından takip edebildiğimiz kadarıyla mesela en önemli sorunun yanıtını ben alamadım kendi adıma. Arda ile ilgili değil mi? Arda ile ilgili. Forvet'le ilgili. Ne zaman çıkacaksınız sorularının yanıtını alamadım. Muhtemelen Anadolu Ajansı geçer basın toplantısını. Onu bekliyoruz. Ajans geçtikten sonra o özette, artık deşifrede ne söylediğini Montella'nın bakarız. Bu arada 19 bandındaki karşılaşmalarda ilk yarılar geldi. Sona erdi. Evet. Sona erdi. Orada da Hollanda-Avusturya karşılaşmasında Avusturya 1-0 önde. 13. dakikaydı galiba. İlk golü buldu. Fransa-Polonya karşılaşmasında da 0-0'lık eşitlik ben devam ediyor. Ben de son ediyor, bir bilgi vereyim Aygün abi. Hı-hı. Sevgili Kerim. Volkan Demirel'in babası, evet ya, Ali Naci Demirel hakkın rahmetine kavuş. Allah rahmet eylesin. Allah diyoruz. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Cenazesi 26.06.2024, yani yarın Acarkent Camii'nin ikindi ezanı ardından görülecek cenaze namazı sonrası Görele mezarlığında toprağa verilecekmiş diyelim. Buradan da Demirel ailesinin başsağlığı dileyelim. Peki efendim, bu hafta da muhabir masası sona erdi. Ağzınıza sağlık. Çok haftaya fazla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tabii toplantısı vardı. Haftaya daha uzun uzun konuşuruz sevgili Yılmaz Dilim. Teşekkürler. Ağzına sevgili sağlık. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Kerim Öztürk. Haftaya salı tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye'nin bonusu bol yasal bahis sitesi birebin.com, Aygün Özipek, Yılmaz Dilim ve Kerim Öztürk'le muhabir masasını sundu.